Evet sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz kanalımıza. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Şubat'a kadar uzattığı ara transfer dönemi Türkiye'de normal şartlar altında. İkinci bir duyuru gelmediği müddetçe bugün saat 23.59'da sona erecek. Tabii FIFA, TFF'ye daha önce 18 Şubat'a kadar izin vermişti. 5 Mart'a kadar uzatılması için de sözde onay vermişti. Çeşitli yazılar bugün tamamlanırsa bugün 5 Mart'a kadar uzatılacağını düşünüyoruz. Ki bunu daha önce olacağını söylemiştim ama inşallah olur. Trabzonspor maçına dair bir detay. Çok dikkatlerden kaçan birkaç detay var. Hepsini bu videoda kısa kısa belirteceğim. İlk olarak Trabzonspor'un galibiyeti ülke puanını sıçrattı. Birincisi bu. Biliyorsunuz UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turunda evinde Basel'i 1-0 yendi. Trabzonspor inşallah deplasmanda da yener. Şimdi ülke puan açısından son derece süper, muhteşem, hatta benim tabirimle dehşetül vahşet bir olay oldu. Niye öyle bir olay oldu? Şimdi arkadaşlar puan 31.500'e yükseldi. Ve hemen bir alt basamaktaki İsviçre takımını yenmemiz bize büyük avantaj kattı. İsviçre'nin tek temsilcisi Basel. Eğer Trabzonspor Basel'i elerse, bakın tabloyu da veriyorum ekrana. Trabzonspor Basel'i elerse otomatik olarak en kötü olarak 12. sıradayız. Bakın 14-15'e kadarki sırayı vereyim size şöyle. Şimdi bakın burada çok enteresan bir olay var. 4 takımla son 16'ya kalmış durumdayız. Yani Trabzonspor'un elediğini varsayıyorum. İnşallah da eler. Şimdi şuraya dikkatlice bir bakın arkadaşlar. Avusturya'da 34.000 puanla tek temsilci var. Trabzonspor elerse ki inşallah eleyecek 4 takımımız var. Umutlarımız çok iyi bir şekilde gidiyor ve 10. sıraya yerleşmemiz gerçekten içten bile değil. Bakın 10. sıraya yerleşmemiz. Peki hocam bu nereye etkileyecek? 2024-25 sezonunu etkileyecek. Oo hocam 2024-25'e çok var. Hayır ya, senin marka değerini de etkiliyor. Yani eğer bu sezon ilk 10'a girersek 2023-24 sezonu Süper Lig şampiyonu takımımız. Yani bir yıl sonraki takımımız Şampiyonlar Ligi'ne direkt gruplardan katılacak. 11. sırayı alabilirsek gitme ihtimali var ama bazı kriterler var. Peki böyle giderse ne olacak? Geçtiğimiz sezon UEFA sıralamasında 20. sırada kaldı Türkiye. Ve 2022-23 sezonunun şampiyonu. Yani bu senenin şampiyonu. Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için tam 4 eleme turu oynamak zorunda. Yanlış duymadınız, 4 eleme turu. Yani Türkiye Kupası şampiyonu, lig ikinci ve üçüncüsü ise 2023-24 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde gruplar için 3 farklı eleme oynamak zorunda. Hocam nasıl yani? Bu senenin şampiyonu, ikincisi, üçüncüsü ve Türkiye Kupası sahibi bütün takımlar en az 3 ön eleme turu oynayacak. Hocam şampiyon Fenerbahçe olsa da mı? Yani. Başka takım da olsa, Fenerbahçe de olsa oynamak zor. Hocam Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe olsa, Türkiye Ligi şampiyonu Fenerbahçe olsa, o zaman Türkiye Kupası'nı finale çıkan diğer takım Avrupa elemesine gidiyor. Yani uzun lafın kısası, ortada ciddi bir sıkıntı var. Şimdi ciddi sıkıntı nerede? Maddi olarak sıkıntı var. Bakın arkadaşlar, üstüne basarak bir kez daha tekrar ediyorum. Hocam biz aptal mıyız? Hayır, estağfurullah. Anlayın diye söylüyorum. Ligi şampiyon bitirdin. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldın, 25 milyon euro cukkaladın. Yaptığın transferin, ettiğin, harcadığın paranın karşılığını aldın. Ama ya şampiyon olsan da 4 eleme turu oynayıp, ki bunların içinde illaki bölüm sonu canavarlara denk gelecek. İllaki sıkıntılı takımlara denk gelecek. Sıkıntılı deplasmanlar. Bir de bak, şu dikkatinizden çok kaçıyor. Şu dikkatinizden aşırı kaçıyor. Bak, çok önemli bir husus. Deprem dolayısıyla ligler ertelendi. Lig fikstürü sıkışık. Avrupa maçları, Comoloco, o, bu, şu, Türkiye Kupası. Her şey sıkışık. Yani Türkiye Kupası'nın fikstürü önceden belirlenmeseydi, hani çift maçlı sistem de oynanmazdı. Direkt çeyrek final, yarı final, final. Hatta belki de
arka arkaya 3 maç şeklinde bile olurdu. O ayrı mesele ama şampiyon olan takım 4 eleme turu oynayacak. 8 maç oynayacak. 8 maçın sonucunda gruplara kalabilecek. Yani şunu söyleyeyim. Ne Fenerbahçe, ne Galatasaray, ne Beşiktaş, ne Trabzonspor, ne başka bir takım bu 8 maçı geçebilecek kapasitede mi? Bunun takdirini size bırakıyorum. Size bırakıyorum. Sosyal medyada bazı Galatasaraylı arkadaşlar Fenerbahçeli bazı hesaplarla anlaşmış durumdalar. Bu artık ayyuka çıkmış durumda. Ve Galatasaray oyuncu ve yönetimini güzelleyerek Fenerbahçe yönetimine de sitemlerde bulunarak bir şeyleri kötü gösterme çabasındalarmış. Bu benim iddiam değil ama gördüğüm, gözlemlediğim kadarıyla doğru bu iddia. Şimdi Fenerbahçe taraftarına ben bir video çektim. Sabah saatlerinde yayınlandı. Bu videoyu da öğlen saatlerinde çekiyorum. Akşama yayınlanacak muhtemelen. Fenerbahçe'nin hakkı yendi mi hakemlerce? Yendi hocam. En basit. Bütün ligi attım kenara. Hocam ama biz de şurada. Mesela ben şunu söyleyeyim. Ben Ankaragücü maçında Batshuayi'nin attığı golden rahatsızdım. O gün maçta da söyledim. Ben bu golü vermem hakem olarak. Taban kaldırıyor dedim. Galatasaray Alanya maçında Sakaboy'un yediği kırmızı kart ve Alanya'ya verilmeyen penaltı. Hani ikisini dengelemek açısından mı yaptılar? Ben dedim ben bu kırmızıyı vermem. Ki sabit video izleyebilirsiniz. Aynı şekilde Alanya'da verilen penaltısı var ki Galatasaray aynı penaltıdan 3 tane kazandı. Özellikle Ümraniye maçında, Giresun maçında bir maçta daha kazandı. Net penaltı yani. Hocam bu kadar basmaya olur mu? Basmayacak kardeşim. Ayağını bastığı yere dikkat edecek, bu kadar basit. Yani bu kadar basit. Ha o penaltı değil diyorsanız o zaman Galatasaray haksız yere bir sürü puan kazanmış oldu. O da ayrı bir mesele. O benim sorumluluk alanımda değil. Ben şu anda yani Fenerbahçe duyumcusuyum. Olabildiğince çatışmalardan uzak, küfürlerden uzak, hakaretlerden uzak bir şekilde, tarafsız bir şekilde konuşmak istiyorum. Şimdi Fenerbahçeli hesapları etkiliyorlar. Etiketliyorlar. Belki de el altından para veriyorlar. Olur mu olur arkadaşlar? Bakın ben şu bet reklamı. Bana teklif geldi bet reklamı. Açıkladım ama birçoğunuzun dikkatinden kaçtı. Nasıl bir bet reklamı biliyor musunuz? Şu şekilde. Şurada kaç kişi var? 29.100. İnşallah 30.000 de oluruz, 40.000 de oluruz. 29.100 kişisiniz. Ben size duyuruyorum. Şu siteye üye olun. Şu siteden bahis oynayın diye. Allah göstermesin. Rabbim her türlü bu tip her türlü kazançtan bizi uzak tutsun. Ben istemem şahsen. Siz oyun mesela 1000 kişi dedik ulan Mustafa Hoca önerdiğine göre site güzel bir site. Gittiler üye oldular. Herhangi bir dolandırıcılık falan yok ha, yanlış anlamayın. 1000 kişi dedik ulan 1000 lira yatıralım para kazanalım. Ortada 1 milyon TL'lik bir havuz oluştu, farkında mısınız? Kaybettiğiniz paranın yarısını bana veriyorlarmış. Bet reklamı böyleymiş arkadaşlar. Yani o sitelerden linke tıklayıp üye oluyorsunuz, abone oluyorsunuz ya. Size vereceğim linkten ya da onların verdiği linkten. Kaybettiğiniz paranın yarısı reklam yaptıranlara geliyormuş. Devasa bir para. Bak ben harbi söylüyorum, 1000 kişi benim ricamla kesinlikle üye olurdu. Ve harbi söylüyorum, 1000 kişi de biner lira kaybeder, bana da 500 bin lira kazandırırlardı. Gerek yok. Ağlayanın malı gülene fayda etmez. Ben böyle bir insan değilim. Sosyal medyadaki bazı Fenerbahçe'yi kötüleyen sayfalarında ben bu tip bazı paralar aldığına inanıyorum artık. Bazı menajer yardımcısı duyumcuların olduğuna inanıyorum. Hadi şu futbolcuyu Fener'e yaz. Mesela Michael Malsa. Hadi Fener'e yaz. Yaz Fener'e. Yaz yaz yaz. Taraftar kötülesin, yaz yaz yaz. Kasımpaşa aldı. Günay Güveç mesela. Galatasaray alıyordu. Alamadı. Kasımpaşa aldı. Hiç Galatasaray sayfalarından tepki gördünüz mü? Ulan bir kaleciyi bile alamadınız diye. Adekugbe Galatasaray'a gitti. Hani Fenerbahçe'ye bugün bedava verseler, alınsa küfür edersiniz. Hiç bir Galatasaray sayfasında gördünüz mü? Yok. Varsa yoksa Zaniolo. 15 milyon euro verdi. Şimdi bu mantığa göre düşünelim. Şampiyon, ya Galatasaray şampiyon bile olsa 4 eleme oynayacak. 4 eleme. Lig Haziran'da bitecek. Haziran'da direkt eleme maçlarına başlayacak. Ara yok. Tatil yok. Bu şartlarda hangi futbolcu gelir Galatasaray'a? Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe şampiyon oldu. Hangi futbolcuyu transfer edebilirsin? Etsen bile Ağustos'a doğru gelir adam. Ne diye tatilini bölecek? Ne diye tatilini bölecek? Fenerbahçe futbolcularının psikolojisini, sakatlık durumunu, onu bunu şunu düşünün. Çok sıkıntılı. Ha direkt gruba kalacak olsa, o Eylül'e kadar bir sürü süre var, 15 milyon euro mu verdi, çıktı zaten 10 milyon euro daha üstte para kaldı dersin. Ama burada bir durum var. Fenerbahçe'ye hakem hatası.
Sizlersiniz arkadaşlar, Adana Demirspor maçından sonra takım ligden çekilsin diyen sizlersiniz. Bize asla şampiyon yaptırmayacaklar diyen sizlersiniz. Sivas'ta ofsaytımız oldu Fenerbahçe'ye. Adana Demir katliamı bitti. Sizlersiniz bunu diyen. Kaldı ki bakın Erden Timur ligi bitirmeyiz dedi. Bak ligi bitirmeyiz dedi. Arkadaşlar bunlar sabit şeyler. Yalanın varsa yalan söylüyorsun deyin. Ama Allah'tan korkarak. Ligi bitirmeyiz dedikten sonra Fenerbahçe 4 maç 10 kişi kaldı. 5 penaltısı not 5 penaltının 5'i de beIN Sports Trio ekibinin 3'ünün birden evet penaltı dediği penaltılar. Yani öyle bir tanesi değil dese bile dahil etmiyoruz. Fenerbahçe 4 maç 10 kişi kalmış. 5 penaltı verilmemiş. Adana Demirspor maçını yakışamış. Galatasaray'ın da o günden bugüne 5 kez rakipleri 10 kişi kalmış. Kazanmış olduğu penaltılar var. Hakemlerin de Sivas maçındaki ofsaytımızı. Şöyle yapalım. 4 maç 10 kişi kaldı. Kaçında haksız? Üçünde haksız. Üçünden kırmızıyı çıkalım. 5 penaltısını ekleyelim Fenerbahçe'nin. Galatasaray'ın rakipleri yine 10 kişi kalsın. Yine şey olsun. Sivas maçını da Sivas kazanmış olsun. Yani 3 puan Galatasaray'dan çık. Fenerbahçe Adana Demirspor maçında 2 puan ekle. Puan farkı maç eksiğiyle 4. Fenerbahçe'nin 10 kişi kaldığı maçlara zaten biri Konya maçı, biri Giresun maçı. Hep kaybettiği maçlar. Ya Fenerbahçe hep 10 kişi kaldığı kaybetti. Hatta 4 kere 10 kişi kaldık. Sivas maçında da kırmızıydık ama onu zaten kazandık. Onu saymıyorum. Galatasaray maçında kırmızı %1 milyon kırmızıydı. Onu hiç saymıyorum. O insanlık dışı bir kırmızıydı İrfan Can'ın yediği. Onu da saymıyorum. Ya Fenerbahçe 6 puan da oradan almış oluyor. Artı 2 puan öndeyiz. Konya maçımızda eksik. Şimdi kimi kötülerdiniz? Ya bu durumda kimi kötülerdiniz? Ha, böyle bir durum gerçekleşmiş olsa, Fenerbahçe 2 puan önde olsa, Galatasaray Zaniolo'yu alsa, Fenerbahçe kimseyi almasa ben de size destek veririm. Derim ki arkadaşlar haklısınız. Doğru. Al bir tane kanat. Bas bas bağırıyor sol kanadımız derim. Katılıyorum. Ama farkında mısınız bilmiyorum. Sürekli Ali Koç'a sallayıp birilerinin malı götürmesi sağlam diyor. Ama neye yarayacak bilmiyorum. Şimdi ben şunu da söyleyeyim. Sosyal medyadaki yardım olayları. Yazıyorlar. Şu kadar yardımda bulundu. Yardır gitsin. Mesela benim adım Mustafa Engin. Çok benzer isme sahip birçok kişi çıkabilir. Mesela o tek yürek kampanyasında alttan bir yazı geçseydi Mustafa Engin 500 bin TL. Olabilir miydi? Olabilirdi, yaşanabilirdi. Ya da Kadıköy Belediyesi adına Kadıköy Sokak diye paylaşımda bulundular. 2 milyon TL. Ne yapacaktınız? Hocam sen 2 milyon TL mi bağışladın? Yok arkadaşlar ben sıradan bir öğretmenim. O kadar param yok. Hocam sen 500 bin TL mi bağışladın? İşte Mustafa Engin ismi. Çok güzel PR. Ya ortada kanıt yok, belge yok, delil yok. Alttan yazı geçti diye tamam. Sosyal medyada görüyorum. Şu kadar para bağışlamış. Bu kadar para bağışlamış. Bu şu kadar para bağışlamış. Kanıt. Yok kanıt hocam. Bağışlamış işte. Müslümanlık, İslam dini der ki kişiye her duyduğunu başkalarına yayması, araştırmadan yayması yalan olarak yeter der. Ne olur dikkatli olun. Bunu bak Ali Koç için. Ali Koç'a yazdılar. Allahsız, kitapsız, para vermiyor. Şöyle böyle yazdılar. Koç grubu açıklamak zorunda kaldı. 2 milyar TL. Açık, yani 2 milyar TL artı ecza malzemeleri artı şu artı bu diye açıklamak zorunda kaldı. Şimdi Allahsız dediğiniz adam 2 milyar TL'ye bağışlamış oluyor. Ve bunu sizin yüzünüzden açıklamış oldu. Tarkan şarkıcı. Çıktılar açıkladılar işte. Şu yapmıyor, bu yapmıyor. Bilmem o yapmıyor, bu yapmıyor. Bir de artık öyle bir durumdasın ki hayır yap diyorlar. Hayır işini yapıyorsun, reklamını yap. Ya reklamını yapamam arkadaş. Sağ elini verdin, sol el görmesin. Yap reklamını. Yapmazsan şerefsizsin diyor. Reklamını yapıyor. Vay şerefsiz vay yaptığı reklama şey yaptığı hayır işinin reklamını yapıyor diyor. Sosyal medya maalesef böyle. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ne istiyorlar biliyor musunuz? Bakın. Şimdi iki tane senaryo. Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu senaryo, olmadığı senaryoyu konuşalım. Bir. Ali Koç alabildiği kadar futbolcu alsın. Hakim Ziyech'i de alsın, Greenwood'u da alsın, Nouamah'ı da alsın, Aubameyang'ı da alsın. Alsın. 28 tane yabancı futbolcu olsun kadroda sıkıntı değil. Fenerbahçe'yi borcun içine öyle bir soksun ki. O hani birçok kişiye göre hakemlerle Galatasaray şampiyon yapılacak ya. Eğer Galatasaray şampiyon yapılırsa hakemlerle otomatikman Ali Koç şampiyon yapamamış
ve borca batırmış bir eski başkan olarak tarihteki yerini alacak. Çünkü yaz mutlaka kongre yapılacak şampiyon olunmazsa. Ve gelen kişiler ne diyecek? Bak Aziz Yıldırım için diyordun ki şu kadar 620 milyon euro borç bıraktın. Sen de borç bırakıp gittin. Demek ki sen milleti 5 yıldır uyuttun. Şöyle böyle millet Ali Koç'un anasını avradına söyleyecek. Bunlar da keyif alacaklar. Niye? Çünkü bu arkadaşların isteği şu. Türkiye'ye kimin yararı dokunuyorsa başı ağrısın. Öyle. Oğuzhan Uğur, Haluk Levent yerin dibine sokuluyor. İşte Kıvanç Tatlıtuğ, Oktay Kaynarca yerin dibine sokuluyor. Niye? Başına buyruk yardım topla diyor. Yo, İHA'da yardım topluyor. Hak İnsani yardım da topluyor. Türkiye Diyanet Vakfı da topluyor. Ki arkadaşlar, hayatta en nefret ettiğim şey yapılan hayır işlerini söylemektir ama biz hepsine yardımda bulunduk. Çok şükür. Üyelerin katkısıyla. Özellikle üyeleri. Yani siz üyelik ücretlerini zannediyorsunuz ki herhalde pavyonda falan yiyoruz zannediyorsunuz. Allah razı olsun üyelerin şeyini. Ve ortak canlı yayın yapıyorlar bazıları yardım gecesi için beni davet etmiyorlar. Sebebi de bilin bakalım niye? Bilin bakalım sebebi niye? Ha, hocam sen AFAD'a hiç yardım edin dedim mi? Ulan ben AFAD yani eğitmeniyim ben. Yani AFAD'ın kurs verecek kişilerine eğitiyorum ben. Şöyle şöyle yapılır, durumlar şöyle olur diye ilk yardım sertifikam var. AFAD sertifikam var hatta bir saniye. Artık maalesef sosyal medyada kanıtlı iş yapmak zorunda. Hatta en sonki AFAD eğitmen eğitimi seminerinde yani aldığımız şey flash bellek. Böyle bir flash bellek hediye ettiler. De bozuk çıktı. Öyle de bir olay var. Ya iki eğitim aldığım için gidemedim arkadaşlar. Beş eğitim almak lazım sahaya inmek için. Ve beş eğitimden ziyade bir tane de tatbikatta şurada burada yer alman lazım. Düşünün bak iki eğitimle ben sahada yer alamadım. Artı ilk yardım içinde 3 eğitimim var. Hocam 3 oradan 2 oradan 5 yok olmuyor. 5 AFAD eğitimi alacaksın diyorlar. Yani benim arkadaşlarım var mesela öğretmen arkadaşlarım. Onlar 3-4 eğitim alanlar var. Kayseri'deki bürolarda görevlendirildi. Biz yani düşünün bürolarda bile görevlendirilemedik. Biz AFAD da bizim diyoruz. Kızılay da bizim diyoruz. Hatta ben 7-24 retweet atma rekoru kırdım herhalde Twitter'da ki ceza da yedim maalesef. Böyle bir durum var. Siz bak şunu söyleyeyim. İşin ucunu Silivri'ye götürmeye çok çalışıyorlar sosyal medyada. Her bulduğunuzu retweetlemeyin. Her bulduğunuza inanmayın. Her bulduğunuza yorum yapmayın. Her bulduğunuza kalp atmayın. Özellikle siyasi olarak. Ya birisi çıkıyor diyor ki biz baş edemedik. Çok büyük bir afet. Öbürü çıkıyor diyor ki biz baş ettik. Dünyaya örnek olduk. Öbürü diyor ki biz baş edemedik. Büyük afet. Öbürü diyor ki değil. Hepsi de aynı partiden. Lan bu nasıl bir iş? Nasıl bir düzen? Nasıl bir şey? Arkadaşlar çok fazla troll var. Allah göstermesin. Onun burasını kesti, bunun şurasını kesti. Bakın şeyler kesildi farkındaysanız. Yağma haberleri kesildi. Değil mi? Şunlar bunu kesti, bunu şey yaptı. Ben bir paylaşımda da bulundum. Çok eleştiri de aldım. CNN Türk muhabiri çıkıyor bak Hatay'da diyor dağlarda kalanlar var. Gitti. Bir Suriyeli aileymiş dağda kalan. 5 yaşında küçük bir çocuk var. Geldi işte büyük kız Türkçe biliyorum dedi. Yarım yamalak Türkçe ile konuşurken. O 5 yaşında çocuk içeride gofret almış. Getirdi haberciye, muhabire falan verdi. İşte hani babası da dur verme falan filan demedi yani. Düşün bak yüreği geniş bir sürü şey de var. Suriyeli de var. İyi insanlar da var ama bunu söyleyince de tepki alıyorsun. İnsanlar küfür etmek için sosyal medyayı zannediyorlar ki biz burada küfür ederiz. Hiçbir günah points yazılmaz. Aklınızdan geçirdiniz. İsterseniz Amerika'yı bombalamayı geçirin aklınızdan. Bunun bir günah pointsi yok. Ama fiile döktünüz. Sözlü, yazılı, görsel vesaire. Ayvayı yediniz. Hadi bir yapın bak görün bakalım. Artık Silivri mi olur? Washington mu olur? Siz bir deneyin bakalım ne olacak. Yine aynı şekilde dediğim gibi sizi tuzağa çekmek isteyenler var. Hocam biz Fenerbahçe konuşuyorduk. Boş ver bunlar. Özür dilerim. Fenerbahçe'ye geçelim. Birinci senaryomuz neydi? Fenerbahçe'nin şampiyon olamadığı ama bir sürü futbolcu transfer ettiği. Ki şu anda sizin çoğunuza göre Messi bile gelse Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar. Sözünüzün biraz arkasında durup delikanlı olmanızı da istiyorum. İkinci senaryo. Fenerbahçe şampiyon oldu diyelim. Transfer yaptı. Greenwood dediler ki 12 milyon euro vereceksiniz. Şap 12'yi verdi. Dybala 12. Şap 12 de ona verdi. Nuamak 6 de ona, şak 6 de ona verdi. 30 milyon euro. Hoş. 30 milyon euro gitti. Şampiyon oldu Fenerbahçe. 4 tane eleme turum var. 8 maçta mükemmel performans gösterecek. Muhtemelen ilk 2 tur hani cıvıcık cıvıcık falan o takımlarlandır. Cıvıcık Zera'da
Cixera'da falan filan çıkacaktır. B36 Torşan falan filan. Gittin. Son iki tur. İlk turdaki rakibi Sporting Lisbon, ikinci turdaki rakibi Monaco. Hayırlı olsun. Allah kabul etsin. Allah hayrınızı kabul etsin. Hocam bunları eleyemezsek UEFA Avrupa Ligi. Yani oradaki elemeye gidip UEFA Avrupa Ligi'nde. Bu sene UEFA Avrupa Ligi'ndesin bak. Gruptan çıktın, bayağı para kazandın. İyi de hocam, çok da para harcadık. Bir kardeşimiz diyor Fenerbahçe diyor bu sene diyor 46 verdi. 30 sattı. Olsun, eksi 16 zarardasın. Avrupa Ligi'nden gelen 16 milyon euroluk kar diyorsun. Önemli değil. Geçen sene Galatasaray Barcelona'yla karşılaşana kadar bayağı para kazandı. Sosyal medyaya göre 50 milyon euro para kazandı. Ve bunu diyorsun. Biz kazandık onu. Lan aynısı bizimki de işte. Bizimki de aynı yerde. Aynı para. O zaman 50 milyon euro da biz kazandık. Yok. Dediğim gibi iki senaryodan birini istiyorlar. Peki hocam, sen ne istiyorsun? Sence mantıklısı ne? Bence mantıklısı şu. Ayağını yorganına göre uzat. Ben Luan Perez, João Pedro isimlerinden korkuyorum. Bu isimler bana göre zarar hanesine yazıldı. Çünkü yaşları yüksek. Aldın. Oynatıp kazanman lazım. Yani oynatıp kazanman lazım. Oynattın, kazandın. Sıkıntı değil. Oynatamadın. Bu sene oynatamadın. Sakatlıklar, o, bu, şu. Şimdi ne yapacağız? Başımıza ne iş aldık? Yani arkadaşlar, etmeyin, eylemeyin. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar, sözü buraya kadar getirdim. Tuzaklara düşmeyin. Bak, hepinizin fikrine saygı duyuyorum. Ama önce netleştirin. Ya bizi şampiyon yapmayacaklar deyin. Ya da deyin ki bizi şampiyon yapacaklar deyin. Yani ya bizi şampiyon yapmayacaklar deyin. Ya bizi şampiyon yapacaklar, transfer deyin. Önce siz bir içinde bulunduğunuz buhramdan kurtulun. Sonra yine konuşuruz, olur mu? Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.